Geçtiğimiz hafta Flow, Altın Küre Animasyon kategorisinde en iyi sinema filmi seçilerek bir tarihe imza attı. Ve yönetmen Zilbadis, röportajında bir film projesinde ilk defa Blender kullandığını ve hatta sektör standartı olan Maya'yı neredeyse tamamen unuttuğunu söyledi. Bir tarafta küçük bir ekip, 4 milyondan az bütçe ve kuzenimin Minecraft animasyonu yaptığı Blender, diğer tarafta ise 1.7 milyar dolar bütçe, çok büyük bir ekip ve sektör standartı Maya var. Ve bunlardan birisi Oscar ödülünü kazandı. Bilin bakalım hangisi? Üstelik filmde bir kelime bile diyalog olmamasına rağmen. Hala Blender öğrenme konusunda kararsızsan, bu haber artık fikrini değiştirmiş olmalı. Teknolojinin bu denli yayılması sana, alanında kendini kanıtlamış oluşumlarla yarışma şansı veriyor. Bu konuları ileride daha detaylı konuşacağız ama şimdilik kaldığımız yerden devam edelim. Son videodan neler yapalım diye sana sormuştum. Sen de cevapladın. Videoya gelen binlerce yorumu tek tek okudum ve işte elimizdekiler. Böyle biraz karmaşık duruyor. Şöyle yapalım. İlk önce video tarifimizi yazalım. Thus the Powerpuff Girls were born. Şimdi sizin seçtiğiniz ders içeriklerini nasıl işleyeceğimizden bahsedelim. Bu konuda aslında topluluğumuz sıfırdan anlat ve konsept tabanlı anlat olarak ikiye bölünmüş durumda. Ben ise bunların tam ortasındayım. O yüzden şöyle yapıyoruz. Çok önemli konuları Meteor'dan alacağız ama geri kalanında seri sonlarında 3 görsel ekleyeceğim. Yorumlarda seçeceksin, seri halinde sahneyi yapmaya başlayacağız ve yaparken sen de benimle birlikte deneyeceksin. Sonrasında sahneleri yaparken kullandığımız kısa yol ve önemli noktaları bir PDF olarak paylaşacağım. Böylece okullarda uygulanan siyah ekran okuma keyif yerine hem teorik hem de pratik yöntemlerle bilgiyi daha hızlı kavrayacak ve Blender'ı normal bir bireyden daha hızlı öğreneceksin. Konuşacaklarımız var. Freelancing nedir? Yapay zeka bizi yiyebilir mi? Modellerimizi satabiliyor muyum? Gibi merak ettiğiniz konuları tartışacağız. Böylece Blender öğrenmekle kalmayacak, 3 boyut sektörü hakkında bilgi sahibi olacağız. Biraz da eğlence. Dayıma extrude attım, çılgıncaydı. 1 saatte Eldrine'i modelledim ama yılan. Ucuz orta pahalı add-onları denedik gibi yemek yerken izleyebileceğin çerez nitelikte içeriklerimiz de olacak. Bunları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma bence. Çünkü biz çok eğleneceğiz. Uyarmadı deme yani. Evet, artık belirli bir yolumuz var ve bazı kurallar. Bana sorarsan gayet de iyi duruyor. Yorumların için seni kutluyorum. Kanalını güzel yönetiyorsun. Artık bu yolculuğa çıkmaya hazırız. Şimdi senin verdiğin konulardan birisini seçelim. İlk video için bu olmaz. Bu da olmaz. Heh, bu olur işte. Biraz yaklaştırayım ki siz de görün. Boyut deyince aklına ne geliyor? 2 boyut, 3 boyut, 63 boyutlu ultra gerçekçi dinozor filmi. Peki boyut gerçekten ne anlama geliyor? Çizerek anlatalım. Burası bizim haritamız olsun ve buraya bir nokta koyalım. İsmi de şöyle havalı bir şey olsun mesela. Origin. Bu artık bizim başlangıç noktamız. Çizdiğimiz bütün yollar bu noktadan bir şekilde geçmek zorunda. Şimdi X adını verdiğim bir yol çizelim. Artık haritamız tek yollu, yani tek boyutlu. Bu yolda gidecek bir araç sadece ileri ve geri gidebilir. Hadi aracımızın gidebileceği yeni bir yol ekleyelim. Bu yolumuz da buradan başlasın ve ismi Y olsun. Aracı tekrar koyalım. Bu sefer aracımız biraz farklı gözüküyor. Çünkü artık haritamız iki boyutlu. Şu an arabamız hem ileri geri hem de sağa sola gidebiliyor. Peki bu haritaya bir yol daha eklesek ve bu yol daha yukarı aşağı gitsin nasıl olur? Şimdi dikey giden bir Z yolu çizelim ve arabamızı tekrar koyalım. Bakın arabamız artık gerçek gibi gözükmeye başladı. Şu an arabamızla hem ileri geri ve sağa sol hareket edebiliyor hem de yukarı aşağı gidebiliyor. Artık bu harita sana tanıdık gelmeye başladı mı? Başlamadıysa biraz yardımcı olayım. Bakın Blender'daki viewport penceresine ne kadar da benziyor. Kısacası bütün 3 boyut programlarda bu aynı gözük. Artık boyut fikri senden zorlu. Etrafına bir iki saniyeliğine bak. Objeleri oluşturan şeyler neler? Atomlar, hücreler, vişne suyu. Peki hepsinin kendine özgü şekilleri nelerden oluşuyor? Bu şişeyi ele alalım.
gişenin hatlarını belirlemek için önce noktalar yerleştirelim. Şimdi bu noktaları birleştirelim. Şişem oluştu. Elimizde noktalar, kenarlar ve bunların birleşiminden oluşan yüzeyler var. Peki 3 boyutlu programlarda bu mantık nasıl işliyor? Tamamen aynı. Blender ve 3D Max'i karşılaştıralım. Bakın noktalar, kenarlar, yüzeyler. Bu demek oluyor ki bir objeyi hayal edip zihninde canlandırabiliyorsan doğru yerlere nokta ve kenar koyarak istediğin objeyi istediğin programda modelleyebilirsin. Dışarıdan göründüğü kadar karmaşık değil, değil mi? Mantığını anladıkça senin için daha da kolaylaşacak. Gerçek dünyada bir objenin malzemesi, onun rengini ve görünüşünü etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Objenin ana maddesini, nasıl yapıldığını ve hatta hikayesini anlatır bize. Örneğin bu kaşık fotoğrafını inceleyelim. Rengi, parlaklığı ve dokusu bize bunun metalden yapıldığını direkt anlatıyor. Üstündeki çizgiler ise bunun uzun süredir kullanıldığını, belki bulaşık teliyle temizlendiğini, kısacası hikayesini anlatıyor. Bu programlarda da aynı mantıkla çalışır. Programlardaki materyal panellerinde bir objenin gerçekte nasıl gözüktüğünü taklit edebilmemiz için bazı girdiler vardır. Ve bu girdileri ne kadar detaylı doldurursak insanların kafasını da o kadar karıştırırız. Kaşık örneğinden gidecek olursak, öncelikle bunun metal gibi gözükmesini istiyoruz, biraz da parlak olsun. Renginde bazı yerlerde değişmeler var. Biraz da çizilmiş. Artık kaşığımız biraz daha gerçekçi duruyor ama tam olarak gerçekçi değil. Neden? Çünkü ışıklandırmamız gerçekçi değil. Gerçek hayatta da ışık olmazsa renkleri, objeleri görebilir miyiz? Doğru lan! Göremeyiz. Ayrıca yanlış ışıklandırma da bir şeylerin olduğundan tamamen farklı gözükmesine sebep olabilir. Bakın ışığı biraz geliştirince kaşığımız nasıl da gerçek gibi oldu. Olay bu kadar. Peki oluşturduğumuz sahneleri nasıl bir fotoğrafa ya da videoya çevireceğiz? Cevabı benden iyi biliyorsun. Bir kamerayla. 3 boyut programları gerçek kamera özelliklerini taklit eden kameralara sahiptir. Bu kameraları sahneye yerleştirdiğimizde ilk görüntümüzü almaya hazırız. Şimdi görüntüyle ilgili kavramları bir inceleyelim. Render. Bunu çok duyacaksınız. Render demek, kameranın gördüğü modellenmiş ortamın bilgisayar tarafından işlenmesidir. Yani basit bir deyişle sahneye koyduğun kamerayla fotoğraf çekmendir. Render işlemiyle still image, yani fotoğraf oluşturabilirsin. Bu işlem tek bir frame'in, yani karenin fotoğrafını çeker. Hoppala, frame, kare, render, bir dur bir dakika, yeni başladık ya dediğini duydum. Karmaşıklığı önleyelim. İzlediğin bir filmi düşün. Filmdeki 1 saniyelik görüntü 24 frame'den, yani fotoğraftan. Şimdi üzerinden tekrar geçelim. Modelim hazır. Sahneme kameramı koydum. Bir tane fotoğraf istiyorum. Hemen bir tane render aldım, yani fotoğrafımı çektim. Artık elimde bir fotoğraf var. Sonrasında karar değiştirdim ve 1 saniyelik animasyon yapmak istedim. Filmlerdeki 1 saniye kaç kareden oluşuyordu? 24. Demek ki 24 tane fotoğraf çekmem gerekiyor. Bu 24 fotoğrafı ard arda oynattığımda 1 saniyelik animasyonumu görebilirim. Artık 3 boyutlu modellemeye başlamadan önce bilmen gereken en temel kavramlara hakimsin. Bu bilgilerle tüm 3 boyutlu programlarda yapmak istediğin şeyi nasıl yapman gerektiğini yorumlayabilirsin. Hem de yardım almadan. Geriye kalan kısım sadece programın dilini biraz anlamak ve kullanabilmek. Emin ol, o kısımla sandığından daha basit. Sadece olaya doğru pencereden bakman gerekiyor. Tamam, artık işin sıkıcı kısmı bitti. Şimdi modellemeye başlayabiliriz. Sonraki video için 3 tane görsel ekliyorum. Daha önce de söylediğim gibi bu 3 görseli oylayalım. Hangisini seçersen onu yapalım. O iş sende. Fikirlerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Hadi ben kaçtım. O kadar da karmaşık değilmiş yani, değil mi? Yorumlarda da duyuşmadan oynayın ha. Birbirinize destek olun, neler yaptığınız paylaşın falan, böyle saçma sapan şeyler görmeyeyim yani. Yakında TikTok, Instagram ve bakanım açarsa Discord kanalları da oluşturacağız. Takipte kal. Bir de sırf meraktan soruyorum, sen niye hala buradasın? Abone ol bari.